bir gazeteci herhalde bir asli hukuk mahkemesi hakiminin gerekçeli karar yazmak için katibi yetkilendirdiği belgeyi paylaştı. Birçok hukuksuzluğa maruz kalmış, hakkında birçok mahkeme açılmış bir kimse olarak sizce bu durum neyi göstermektedir? Evet, o haberi okudum. Bir, iki tane hakim imzasıyla katibe kendi katibine talimat veriyor resmi olarak yazılı olarak ee, verdiğim şu günlerde verdiğim kararların gerekçeli kararını yaz diyor katip yazacak gerekçeli kararı 15-16 Haziran doğru hatırlıyorsam ee, ondan sonra işte bir hafta sonra bir daha bir hafta sonra bir daha bir hafta sonra bir daha bir Toplam 8 gün. 8 günde her birinde bir tane karar vermiş olsa 8 karar eder. Belki bazıları iki tane, üç tane karar verdiği de olmuştur. Bunları gün gün yazdığına göre hakim demek ki en az bir tane o gün karar vermiş. Ve hakimin verdiği e, kararın gerekçesini katip ne bilecek? Katip bir kere eee huh, Kanun adamı değil, kanun bilmez. Hukuk insanı değil, ayrıca kararı veren o değil. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Rezalete bakın. Hakimler verdiği kararın gerekçesini yazmaya üşeniyor ve katibine bırakıyor. Aynı olay emniyette. Emniyetteki amirler yazmaya çizmeye üşeniyor. Oradaki bir polis memuruna bırakıyor. Onun bu, o bu işin ehli midir? Ehli midir? Kültür seviyesi buna müsait midir? Umurunda bile değil. Konuyu tam biliyor mu? Güzel yazabilir mi? Umurunda bile değil. Kendisi yorulmasın da. Herkes bir astını eziyor. Komiserin görevini polis memuru yapıyor. Amir'in görevini komiser yapıyor, müdürün görevini emniyet amiri yapıyor ve burada da kat, e, hakimin görevini katip yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın katip mi yazacak gerekçeli kararı? Bundan şunu anlıyoruz. Demek ki hakimler birçok şeyi katiplere yaptırıyor. Bizim bu davanın birinde bir arkadaşımız tedbirin kaldırılması için babasından kalan bir miras varmış. Ona tedbir koyuyor mahkeme. Satışı yasak. O da diyor ya bu benim babamdan kaldı. Bu tedbiri kaldırın yani. Bunun tarihi belli, tapusu belli, şeyi belli yani. Yani bizim bu davalarımız yokken 50 yıllık bir miras yani. Bunu kaldırın diye başvuruyor. Cevap ne geliyor biliyor musunuz? Tutukluluğun devamına. katiplere bırakırsan bırakırsan işte böyle olur. Adam zaten tutuklu değil. Yani bu başvuru yapan arkadaşımız zaten evinde. Tutuklu değil zaten. Tutukluluğun devamına diye karar geliyor. Katibe bırakırsan işte böyle olur. Böyle rezil olursunuz. Amirler memurlarına emrediyor. Sen yap diyor. Memur ne yapsın? Amirdir bir şey diyemiyor. İçinden küfretse de yapmaya, yapmaya çalışıyor. O getiriyor savcının önüne koyuyor. Emniyetçi yazıyor çiziyor bir şeyler kendince. Ne bulduysa bu kadar dosya 20 bin sayfa. Ne bulmuşsa getirip savcının önüne koyuyor bu kadar. Kim bunu okuyacak? Okumak mümkün değil. Savcı diyor boş verin şimdi 20 bin sayfayı diyor. Onu mu okuyacağım diyor. Siz diyor bunu özetini bana söyleyin. Onların lafına göre yazıyor. Hatta o da büyük ihtimalle hazır geliyor önüne. Kendisi bir iki kelime değiştirip oluyor iddianame. Oluyor emniyetin verdiği fezleke oluyor iddianame. Güya savcı var. Savcı kendisi incelemesi lazım. Kendisi iddianameyi baştan sona kendi hazırlaması lazım. O 20 bin sayfayı okuyup ona göre hazırlaması lazım. Ama böyle bir şey yok. Emniyetçiler özetini yazar, fezlekeyi hazırlar. Kendi kafasına göre bir memurun hayatında kanun bilmeyen bir memurun yazdıklarına göre, savcı ona göre iddianame hazırlar Ve siz buna göre yıllarca hapis yatarsınız. Lanet olsun düzeninize. Bir memur bir şeyler yazar. Götürür savcıya savcı okumaz bile. Altına imza atar olur iddianame. İddianameyi bir görseniz saçma sapan karman çorman. Besbelli ki bir savcı tarafından ele alınmamış adam gibi yazılmamış. Açıkça kendini gösteriyor. Okuyorsun karman çorman meseleler iç içe girmiş. Ne dedin anlayamıyorsun. Besbelli ki bir savcı tarafından düzenlenmemiş. Hazır gelmiş o da imza atmış altına. O yüzden bu gayet normal. Ben bu meseleyi bir tecrübeli bir avukata da sordurdum. Hakimlerin çoğunluğu böyle yapıyor mu? Bu yani bilinen bir şey mi adliyede hukuk camiasında bu bilinen bir şey mi avukatların arasında konuşulan bir şey mi yani hakimler gerekçeli kararları kendileri yazmazlar katiplere bırakırlar evet birçok hakim böyle yapmaktadır ancak bu hakim saçmalamış bunu yazılı olarak resmi olarak emretmiş bu gibi şeyler gayri resmi olarak talimatla sözlü olarak katiplere söylenir Katip mecburdur, on dediğini yapmak zorundadır. O yazıyı okudum ben. Yazının altında yap, filan tarih, üç gün süre veriyor katibe. En az sekiz tane mahkeme kararının gerek, gerekçeli kararını yazmayı yazması için üç gün süre tanıyor. Dördüncü gün teslim edeceksin diyor. Yapmazsan diyor gereğe yapılacaktır diyor. Bir de katibi tehdit ediyor hakim. Yani bu zaten ya, birçok e, zamanlar e, olan olaylar bunlar. E, ama onlar sessiz sedasız yapıyor, sözlü talimatla yapıyor. Bu hakim iyice ölçüyü kaçırmış. Artık resmi talimat veriyor. O da herhalde çok zoruna gitmiş, altına da yazmış. Usule ve kanuna aykırı olan, usule ve kanuna aykırı olan, görevimin dışında olan, bu, tebliğatı aldım diyor. Kanuna aykırı usule aykırı düşünebiliyor musunuz? Mahkeme hakim kanun aykırı iş yapıyor. Kanuna aykırı usule aykırı olan bu tebliği aldım diyor. İtiraz edeceğim diyor buna. Büyük ihtimalle onu kendisi bunu e, basına sızdırmıştır. Yani usanmıştır. Esasında hakim de usanmış. Savcısı da usanmış. Polisi de usanmış. Katibi de usanmış. Milyonlarca dosya diktatörlüğün sonucunda. Milyonlarca dosya birikmiş, 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 birikmiş. Kimi dosyalar 10 bin sayfa, 20 bin sayfa, 30 bin sayfa, 50 bin sayfa. Kim bunu okuyacak? Gerekçeli kararlar bazen 10 sayfa, bazen 20 sayfa, bazen 30-40 sayfa. Kim bunu yazacak? Adliye tıkanmış. Ha bir adliye inşaat ediyor, inşaatı yapılıyor. Ha bire hapishane, ha bire adliye. Hiç birisi çözüm olmuyor. Yani hakime de insan kızamıyor. Evet yaptığı şey kanunsuz, doğru değil, kendi görevidir. Kendi yapmalıdır. Yani katip mi bizim hakkımızda yazacak, sizecek? Allah'ınızı severseniz ya. ya. Herkes sanıyor ki bunu hakim yazdı. Katip yazıyormuş meğer. Ya benim iddianamelerimi ben şimdi daha iyi anlıyorum. yani Öyle saçma sapan şeyler ki cezaevine gönderilen e, kağıtlar mahkemenin konusunu yazıyor başta. Hiç, benim mahkememde öyle bir konu yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılamak, devleti yıkmaya çalışmak, bil, bilmem ne bir sürü şeyler yazıyor. Benim mahkememde öyle bir konu yok. Demek ki böyle katibe bırakmışlar. Kâtibe ne bulmuşsa, hangi maddeyi bulmuşsa doldurmuş yani. Mahkemede öyle bir konu yok yani. Ben diyordum o zaman ya şeye avukata diyordum ya bizim mahkememizde böyle meseleler yok. Bunlar nereden çıktı? Şimdi anlıyorum katipler yapıyormuş demek ki. Ne hale gelmiş size? Yani. Mahkemeler tıkanmış tıkanmış. Bakın hakimler iki gün mahkeme yapar. Ekseri salı, salı perşembe mahkeme yaparlar. Diğer üç gün dosyalara çalışırlar. Çoğunlukla böyledir. Kavuşmuyor üç günde Yetiştiremiyorlar. Bazı hakimlerde bin dosya var. Kiminde 500 dosya var. Adam ne yapsın yani? Bu kadar çok baskı olursa, bu kadar çok mahkeme açılırsa, ya düşünün ya sırf bizimle ilgili yüzlerce arkadaşımıza, bakın demin söyledim, 105-110 kadar mahkeme açmaya çalıştılar. 25 tanesi açılmadı. Onlar da tabii e, mahkeme açabilmek için bir sürü insanı ifadeye çağırdılar. Yazdılar, 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 yazdılar. Polisleri de meşgul ettiler. Yordular. Ve onlarda mahkeme açılmadı ama 80 kadarından mahkeme açıldı. Sırf bizimkiler on binlerce sayfa. Bir mahkememizde 20 bin sayfa idi. Sonraki ifadeler, şunlar, bunlar da herhalde 10 bin sayfayı da buldu, herhalde 30 bin sayfaya ulaştı yani. Yani bir mahkeme, böyle 80 mahkeme, tabi diğerleri küçük mahkemeler ama sonuçta onlarda da yine yüzlerce sayfa var yani. Buna can mı dayanır? Bu mahkemeleri açmasanız ne olurdu? Ha? Sırf zulmetmek için? Sırf gözdağı vermek için mahkemeleri de mahvettiniz. Hakimleri de yordunuz, polisleri de yordunuz. Herkese zulme diyorsunuz. Sırf muhaliflerinizi susturmak için elinizdeki polis kuvvetini ve adliye kuvvetini kötü kullanıyorsunuz. Ve milyonlarca dosya bekliyor, bekliyor, bekliyor. Yenileri geliyor sürekli. Ve böyle rezaletler ortaya çıkacak tabii ki. Bu olay aslında ben size başka bir çeşidini daha söyleyeyim. O gazeteci benim bu söylediğimi de yazsın istiyorsa. Ee, arkadaşımız bizim arkadaşlarımızı bildiğiniz gibi emniyete hakları yetkileri olmadığı halde emniyete ifadeye çağırıyorlar. 80 defa gittiler. Artık yeter dediler. Artık gitmez oldular. Savcı çağırırsa giderim. Sen çağırınca gelmek zorunda değilim. Bir iki tanesinin savcıya savcıya gitmiş ifade vermeye. Oradaki katip savcı yok ortada. Mahkeme güya. Ortada savcı yok. Oradaki katip işte kimliğinizi alayım diyor. Önce hazırlık yap, yapacak zannediyor arkadaş. Yani önce kimliği alırlar. Bu normal bir işlem. Yani savcı hakim onunla uğraşmasın diye. Bu normal. Kimliği alır, adresi falan filan yazar neyse o işler bittikten sonra savcı hakim konuşur. Öyle bekliyor arkadaş yani. Tam kimliği veriyor, sorulara cevap veriyor. Şimdi herhalde savcı gelecek, başlayacağız. Tamam bitti git diyor. Katip Tamam gidebilirsin diyor. Katip savcı olmuş başımıza. Katip savcı gibi karar veriyor. Tamam diyor bitti gitti artık artık, artık e, gidebilirsin diyor. Ya ben sana mı ifade vermeye geldim? Ben polise ifade vermedim. Sen kimsin? Sen kimsin? Katipliğini bil, haddini bil. Ben sana mı ifade vermeye geldim? Arkadaşın boşluğuna gelmiş yani. Düşünememiş sorulara cevap vermiş sanmış ki yani bunlar ön sorular. Asıl sorular şimdi savcı gelecek savcıya ifade vereceğim. Savcı kendi vazifesini katibe devretmiş. İşte memleket manzaraları. Ciddiyetsiz bir adliye. Utanmadan hala Türkiye hukuk devleti'dir demeye devam ediyorlar.